Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, 10. sınıfın bir başka elektrik akımı konusu gençler, üreteçler kavramını inceleyeceğiz. Diğer bir ismi piller ve bağlanması olarak da görmüş olabilirsiniz gençler. Çok kolay karşılığını alacağınız, belki de elektriğin en zevkli kısımlarından bir tanesini işleyeceğiz gençler. Biraz özen gösterirseniz gerçekten de en seveceğiniz kısım olacağını ve hemen de çok iyi netlere, çok iyi puanlara dönüştürebileceğiniz bir kısım. Lütfen birazcık zaman ayırın. Çok iyi bir şekilde netlere dönüştürün. Hadi bakalım. Şimdi pil ne işe yarar? Kabaca tanımı şu. Kimyasal enerjiyi ne yapar? Elektrik enerjisine çeviren ve doğru akım kaynağı. Ne demektir doğru akım kaynağı? Hep aynı yönde akım üreten bir mekanizmadır arkadaşlar. Bir elektrik devresi elemanıdır diyelim. Ve bir pili ne yapıyoruz biz işte bir V gibi bir potansiyeli var. Ha, bu konuda yavaş yavaş alıştıralım sizi. Biraz sonra tanımını da vereceğim. Epsilonla da gösterebiliriz. Ne yapıyorduk pilde? Hatırlayın bu artı kutbundan çıkan bir akımımız oluyordu. Buna biz I diyorduk ve R'den geçince işte biz bunu gerçekte gerçek hayatta nasıl görebiliyoruz? Şöyle işte pilimizin artı kutbunu görüyorsunuz. Böyle işaretleri de vardır, eksisi bu. İşte artıdan eksiye doğru giden bir akım vardır. Ha, bu arada dışarıdaki akım artıdan eksiye iken pilin içerisinde de ne yapacaktır? Eksiden artıya doğru. Bakın burada da bu bilgiyi vermişim. Dışarıda akımın yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. İçeride ise eksiden artıya doğrudur. Peki ben burada ne yapıyordum? Naçizane tek denklemimiz akımı bulmak için ne yapıyorduk? Ohm kanunu V bölü R ya da artık yavaş yavaş V yerine dikkat edin. Ne kullanmıştır öğretmeniniz? Epsilon bölü R adını veriyoruz. Aslında yeni bir şey anlatmadık size. He, buradaki V'nin anlamı neydi? Birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiye biz. Yani ne diyorsun? Kardeşim diyor, senin diyor devreyi tamamlaman için enerji ihtiyacın var mı? Var. Bunu sana veren benim diyor pil. Al sana diyor, temel birimim de benim. Volttur diyor. Ve yeni bir kavram. EMK, elektromotor kuvveti, epsilonla gösterdiğimiz. Ve buraya dikkat edin. Bir üreteçin üzerinden akım geçmediği durumdaki uçlar arasındaki fark, potansiyel farktır. Yani ne oluyor? Artı eksi, sen şimdi buraya R 20 volt dedim ya epsilona. İşte bunun anlamı ne demektir? Yani iç direnci olsa da olmasa da biraz sonra tanışacağız kendisiyle. Bunun hiçbir şekilde üzerinden akım, yani sen pili satın aldığında ne görüyorsun üzerinde? 1,5 volt. Kardeşim diyor, benim EMK'm 1,5 volt diyor. Tabi gerçek hayatta iç dirençler olduğu için sen oraya bir voltmetre bağladığında ne oluyor? Hiç devreye bağlı değilse 1,5'tur. Devreye bağladığında belki 1,5'tan biraz daha küçük bir sayı gösterecektir. Onun nedeni de arasındaki direncinden kaynaklıdır gençler. Ama onunla ilgilenmeyeceğiz. Şimdi hadi bakalım basit bir operasyonla başlayalım. İlk sorularda dikkat edin. İlk sorumuzda şununla başlayalım. İç direnci önemsenmeyen bir üreticimiz var. Yani bakın burada R'nin 0 olduğunu anlattım ben size. Ne yapıyor üreteçten? Artı kutbundan bir akım çıkıyor. Bakın o zaman akımımızın yönü bir yönde olduğunu bulduk. Ve akımımızın değeri nasıl oluyorduk? E'yi R'nin toplam değerine böleceksiniz. Devredeki toplam dirence böleceğiz. E ne kadar? 20. Toplam direnç dışarıda bir 4 var. Başka bir yerde var mı? Yok, 4. O zaman akımımızın cevabı 5 amperdir ve yönünü de biz bulmuştuk. Bir yönünde 5 amper diye buluyoruz. Şimdi eğlence şu an itibariyle birazcık yükseltiyoruz eğlence dozumuzu gençler. Pillerin ya da üreteçlerin de gerçek hayatta neyi vardır arkadaşlar? İç direnci vardır. Ve bu iç direnç dışarıdaki direnç nasıl davranıyorsa aynısıdır. Yani ne yaparız? İşte bir pilimiz var değil mi? Normalde artı eksi E. Ve genelde biz ne yapıyoruz? Dışarıda büyük bir R'ye bağlıyoruz değil mi bunu arkadaşlar? Ve ne yapıyoruz? Böyle bir iyi akım geçiyordu. Şimdi buraya genelde şimdi dışarıdaki dirençlere nazaran değeri küçük olduğu için biz burayı küçük R ile gösteriyoruz. Ve ne yapıyoruz? İyi akımımızın cevabı çok basit. E'nin toplamı bölü R'nin toplamı. E ne kadar var? Bir tane E var. R ne var? Dışarıda bir R var. İç direnç ne diyor? Benden de bir tane küçük R'yi ekliyor buraya, iş bitiyor. Bu kadar. Hiçbir şey olmadı. Yani dışarıda 10 var, bir de benden 11 oldu. Hadi uygulayalım. Ampermetreden geçen akım ne kadardır? Şimdi yazıyorum. I'nin değeri ne dedik? E bölü E toplam bölü R toplam diyebiliriz. Şimdi E ne var? Sadece bir tane var. 36 bölü. Dışarıda kaç direnç görüyorum? 9. Bu diyor ki 3 de benden diyor. Hop buraya 3'ü de yazıyorsunuz. 36 bölü 12 oluyor. Aradığımız cevap da dolayısıyla 3 amperdir diyoruz gençler.
Şimdi mesela dışarıdaki elemanlar bak ne yapılmış? Devrede üreteç var, iç direnci var. Bir de dışarıda iki tane eleman var. Bak bunlar nasıl bağlı gençler? Paralel. Ben bunların eşdeğerini bulurum hemen. Neydi hızlı ve öfkeli? Çarp bölü topla. Çarpıyorum hemen. Bakın 15 çarpı 10 bölü toplam var 25. 150 bölü 25'ten 6. Hadi biraz tekrarlayalım şu devreyi. Ne oldu? Üreticimiz 16 volt. Direncimiz 2 ohm. Ve bir tane de ne var? 6 ohmluk bir elemanımız var dikkat ederseniz. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Akım buradan bir I akımı çıktı. I akımı nasıl buluyorduk? E'nin toplamını R'nin toplamına bölüyoruz. E ne kadar var? Bir tane 16. Dışarıda 6 direnç var. Bu diyor ki 2 de benden var diyor. Ne oldu? 16 bölü 8 aradığımız cevap 2 amper diye bulduk. Şimdi olayı artık bu sefer dirençlerin sayısını arttırabildiğim gibi bu sefer de tam tersi. Pillerin, üreteçlerin sayılarını arttırmakla başlayabiliriz. Mesela ne gibi? Eğer birden fazla üreteç ya da pil birbirine seri halde bağlanabilir. Şimdi serilik en önemlisi şu. Akım nereden çıkıyordu? Artıdan. Bak bu diyor ki benden bu yönde akım çıktı. Bu diyor ki benden de bu yönde. Bu arkadaşlar beraber mi üretiyorlar? Evet. O zaman akımımızın cevabı çok kolay. Az önce ben ne yazdım? Aslında akımın basit bakış açısı o. Kaç tane E toplam, R toplam diyorsun bitiyor. Biz şimdi efendi davranalım yazalım. E1 ve E2 aynı yönlü olduğu için ne diyeceğiz? E1 artı E2 bölü ne var? R dışarıdan var, R1 var, R2 var. Topla gelsin hepsi var. Bu kadar. Tabi bunu böyle teorik yazınca adamın gözü korkuyor ama gel bir de işlem yapalım. Daha kolay bak şimdi. Amper metreden geçen akım nedir? Siz yine de şunu yapın. Bakın bu ne yapıyor? Böyle çıkarttı. Bu nasıl üretti? Bu da böyle. Diyor ki kardeşim beraber miyiz? Evet diyor. O zaman hadi hazırım bakalım. Neydi kural? E toplam, R toplam. Hazırım. 10 ile 20 aynı yönlü olduğu için topluyorum. 10 artı 20 bölü ne var? Dışarıdan bir 5 direnç gördüm. Artı 2 benden 3 benden diyorlar bir de. Hop, bunları da yazdım. Ne oldu? 30 bölü 10'dan aradığımız cevapta ne oldu gençler? 3 amperlik bir akım geçmiştir. Ters kutuplu olarak ve yine seri halde bağlanabilir. Şimdi bakın bu ne yapıyor? Artıdan çıkartınca akımı böyle üretiyor değil mi? Bu da artıdan çıkartınca ne yapıyor? Bu da böyle üretiyor. Bunlar böyle ters olarak karşılaştılar birbirlerine. Ne yapacaklar? 1. Eğer E1 ve E2 birbirlerine eşit ise arkadaşlar ne yapar? Birbirlerini yok edecekleri için o devreden akım geçmez. Bak bu kelimeleri kaçırmayın. 2. Eğer E1 E2'den büyük olursa ne olur? Der ki E1 ben seni döverim der. O zaman akım ne yapar? Şöyle. E'nin toplamı ne olur? E1'den E2 yani büyükten küçüğü çıkartıyorum. Dikkat et sonra ne görüyorsun? R var, R1 var, R2 var. Ve bu arada minik bir uyarı. Ben buraya eksi koydum diye bakın buraya eksi koymuyorum. Direnç her zaman dirençtir. Dirençler her zaman toplanır. Ama üreteçler toplanmayabilirmiş değil mi gençler? 3 numara. Diyelim ki E2 E1'i geçerse ne olur? O zaman da İ'nin cevabı ne olur? Bu sefer büyükten E2 eksi E1 bölü R artı R1 artı R2 diye yazıyoruz. Hadi uygulayalım bakalım. Ne yapıyor? Ampermetreden geçen akım nedir? Bakın şimdi bu ne yapıyor? Bu yönde bir 30 volt üretti. Bu ne yaptı? Bu yönde 20 bak şimdi. Eğer istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. İki yönü burasıydı. Bir yönü de burasıydı değil mi? Şimdi iki yönünde kim üretiyor böyle? Saat yönünde kim üretiyor? Dikkat ederseniz 20 volt üretiyor değil mi? Böyle 20 voltluk üreten var. Bir yönünde de 30 volt var. Kimin dediği olacak? Bir yönünde. O zaman akımımızın yönü bir yönünde olduğunu bulduk. Bak hemen. Patron kim? Büyük olan. Akımın cevabı ne yapıyorduk? E'nin toplamını R'nin toplamına bölüyorduk. Ama E'nin toplamı dersem de burada uyan. Zıt yönlü olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Yani yönlü bir toplam yapıyoruz. Dışarıda ne var? 5 artı. Bu diyor ki 2 benden 3 de benden diyorlar. Bunları da yazdım hemen. 10 bölü değil mi? 10. O zaman ne yaptı cevap? 1 amper. Ve yönünde bulmuştuk. Bir yönünde 1 amper diye cevabı söylüyoruz. Şimdi bak 3 tane birden bağlamışım. Sakin. Bak hemen yönlere dikkat. 2 yönünde ve bir yönde diye ben de hazırlığımı yapıyorum şimdi. Bak bu ne yapıyor? Buradan bir çıkarttı. Hangi yönde bu? Bak birinde aynı. Bir yönde ne gördük? Bak E1'i gördüm 20 volt. E2 ne yapıyor? Bu ters çıkartıyor değil mi? Bak böyle çeviriyor. Yani iki yönünde bir E2'yi gördüm 10 volt. Peki bu ne yapıyor? Bu da bununla aynı yönde. Bak bu da iki yönünde. Dikkat edin yönlere lütfen. E3 de var dikkat ederseniz. O da 30 volt.
Tamam, hazırım. O zaman akımımızı buluruz biz. E'nin toplamından R'nin toplamını bölerek bulacağız. Hadi hazırız. Şimdi ne var? İki yönünde kaç etti? 40. Bir yönünde 20. O zaman ne yapacağım? 40 eksi 20 bölü toplam direnç. 5 bende, 2 bende, 1 bende, 2 bende. Yani topla. 5 var, 2 var, 1 var, 2 var. Yani 20 bölü 10. Akımımızın cevabı 2 amper. Yön kim baskın çıktı? İki yönü baskın çıktığına göre iki yönünde diye buluyoruz gençler. Şimdi bakın çok yanıltıcı bir soru. Özellikle burada tiplerden ziyade arkadaşlar işte bak hemen yönlere bakalım. Şimdi ne diyor? R'den geçen akışım. Bu E2 ne yapıyor dikkat ederseniz? Bu yönde üretiyor değil mi? Artıdan. Ama bu arkadaş bu yönde üretiyor. Aa, bunlar her ne kadar alt alta bağlı olduğunda birbirleriyle aynı tipe bakıyorlarmış gibi dursalar da birbirlerine ters bağlıymışlar. O zaman i'nin cevabı ne olacak? E toplam R toplama göre yazarsam 30 bu yönde, 20 bu yönde, o zaman zıt yönlü olduğuna göre 30'dan 20'yi çıkarttım bölü toplam direnç ne gördük? 3 var dışarıda, 1 benden, 1 benden dediler. 10 bölü 5'ten akımımızın cevabı 2 ampermiş. Tamam, çok güzel. 2 amperi bulduk. Bir de yön. Patron kim? 30 dikkat ederseniz bu yönde. 20 bu yöndeydi. O zaman patron bunun dediği yön olacak. O zaman devam ettir bu yönü bak. Şu şekilde dolanan yani ne yaptı? 2 yönünde 2 amper diye buluyoruz. Ve bu olayın belki de bizler için en ince olabilecek yeri arkadaşlar. Buraya biraz özen gösterin. Bu iş bitti. Şimdi bakın eğer birbirlerine paralel bağlı üreteçlerimiz olursa arkadaşlar. Şimdi diyebilir ki bazı arkadaşlarım ya bunlar böyle eşit verilmesi gerekiyor mu diyebilirsiniz. Zorunluluğumuz yok ama müfredat icabı eşit EMK isteniyor bizden arkadaşlar. Yani buraya bir epsilon, buraya da epsilon bağladım. Kaç tane bağlarsan bağla bunu unutmayın. Bunun anlamı yine bir epsilondur. Fakat direnç her zaman dirençtir gençler. Ne gibi? Burada bir R direnci, burada da bir R direnci gördüm. R'ler birbirlerine paralel olunca bak ne yapıyorum? Burada bir R, burada bir R varsa ya nedir hemen? Çarp R çarpı R topla 2R'den R bölü 2 ya da hemen şöyle yapıyorduk hatırlayın. R'lerden kaç tane var? 2 R bölü 2. O zaman bir anda burası R bölü 2 oldu. Dışarıda da bir tane R vardı devremiz. O zaman bakın ben buradan geçen I akımını bulursam nedir hemen? Devrede bir tane E var. R var. Bir de yukarıdan gelen bir R bölü 2 var. Bu kadar. Peki adama sorarlar şimdi. Ya hocam bu anlamda bana hiçbir katkı gelmedi. Bak burası E'di. Yine E. Bunları topladık gene E yaptı. Şimdi bunun zaten amacı paralel bağlantının tek bir amacı var gençler. O da süresel avantaj için bakın size. Paralel bağlantı ne için işe yarar diye sorarlarsa üreticinin tükenme süresini arttırıyorsunuz gençler. Ne gibi? Şimdi sen buradan iyi akım geçtiğini buldun mu? Pilden ne geçiyor dikkat ederseniz? I bölü 2, I bölü 2 diye dağılacak değil mi? İşte bunun sayesinde bu pil 2 kat süre fazla dayanır arkadaşlar. 2 kat süre fazla. Yani bu ne demek? Normalde 10 saat dayanacakken akımı yarıya düşürdüğüm için 20 saat dayanan bir pilimiz oldu anlamına geliyor. Hadi bakalım yapalım şimdi. Ampermetreden geçen akım kaç? Bak hemen burada pisliği temizleyeceğiz. 20 ve 20 var yukarıda. Ne yapar bunlar? Birleştirdim. Artı eksi 20 volt yaptı. Sonra bakıyorum. 2 direnç burada. 2 de burada. Hemen bunları ne yapıyorum? Hemen 2'lerden kaç tane var? 2. 2 bölü 2. O zaman buranın anlamı iç direnç artık 1 ohm'a düştü. Dışarıda da kaç gördük? 4 gördük. O zaman artık hazırız. Ampermetre nerede? Burada bak bununla aynı yerde. Yani bana buradaki I'yi soruyor. O zaman I'yi yazıyorum. E toplam, R toplam. E ne kadar? 20. R ne kadar? 4 var dışarıda. 1 de benden. 20 bölü 5'ten akımımızın cevabı gençler 4 amper bulduk. Hadi bakalım karıştırmışız ortaya. Şimdi biraz bu devrede paraleller varsa mutlaka şurayı yeniden bir temizlik yapalım gençler. Nasıldır? Bak pillerin tipinde hata yapma. Artı burada, eksi burada 30 volt demektir. Bu arada hemen uyan. 2 ile 2 paralel olunca ne yapıyorduk? 2'lerden kaç tane var? 2 tane. 2 bölü 2. Burası 1 ohm yaptı. Sonra yan tarafta bir tane ne var? Eksisi burada, artısı burada bir 18 volt var. R'si yine buranın 1'miş. Ve dışarıda da bir 2 var. Şimdi artık bak ne oldu? Bunlar seri hale geldi. Ama aynı kutup mu zıt? Bakıyorum bu artıdan çıktı. Bu da artıdan çıkınca bak bunlar zıttır. O zaman büyük olan 30'dan küçük olan 18'i çıkartıyorum.
30 eksi 18 bölü 2, 1, 1. Yani yazdım 2, 1, 1. Ne oldu? 12 bölü 4. O zaman akımımızın cevabı gençler 3 amperdir. Ve geldik sevde terk edilenlerin sorusuna. Şimdi bak gene karışık. O var, bu var. Bak hemen önce ne yapıyorum? Paralellerin bir temizliğini yapın gençler. Bu ne demektir? Çiziyorum. Aynı tip çizdim. Artı eksi 10 volt. Bak şimdi 2 ile 2 paralel. Değil mi? Ne yapar? Çarp. Bir de öyle yapalım, bir de topla. Yani 1'miş bak. Değil mi? O yöntemle de. Sonra burada bir üreteç gördüm. Bak bunun tipi böyle. Artı eksi 20 volt var. 1 ohm var. Sonra burada da bir üreteç gördüm. Artısı burada, eksisi burada. 30 volta 1 ohm. Ve aşağıda da bir gariban 7 var. Şimdi toparlayalım bakalım. Tabii bu arada 7 ohm bu. Şimdi başlıyorum. Şimdi işler karışık birazcık. Şöyle isterseniz saat yönü diyelim. Artı yön. Saat yönüne de eksi yön diyelim isterseniz. Bak bu ne yapıyor? Saat yönü üretir. 20 bu tarafta. Bu ters üretiyor. 10. Bu ne yapar? Bu da bununla beraber 30. O zaman eksi yönde 40 var, artı yönde 20 var. O zaman akımımızın cevabı büyük tarafta 40 var, küçük tarafta 20. O zaman yazdım gitti. 40 eksi 20 bölü 7 var, 1 var, 1 var, 1 var. Yazdım gitti. 7 var, 1 var, 1 var, 1 var. Yani 20 bölü 10 sonuçta 2 amper bulduk. Evet. Gördüğünüz gibi gençler üreteçlerin bağlanması çok zorlu değil. Bilmiyorum kaç dakika sürdü de herhalde bir 15 dakikada işi de bitirebileceğiniz seviyede kolay sayılabilecek bir konu. Sadece birer kez şu soruları bir göz atın. Güzel bir şekilde tamamlayın gençler. Yazılı çalışmasını da görmeyen arkadaşlarım olmuş zannedersem. Yazılı çalışmasının da linkini zaten hemen biraz sonra görebilirsiniz. Bir videonun bitişindeki outro kısmında göreceksiniz gençler. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin gençler.